Aslında kıyametin yaklaşması benim içimi rahatlatıyor. AIDS'in toplumu yok edişini izliyoruz ve dünyanın geri kalanındaki fakirliğe bakıyoruz. Devam eden savaşlar ve günde 4000 kürtaj. Bugünlerde Hristiyanlar, Naziler elinde yaşanan Yahudi katliamı sonucunda giderek hassaslaşan bir dünya görüşüne sahip oluyorlar. Ve eskiden üstün ırkı yüceltip Yahudileri aşağılayan Naziler yerine bugün çok kültürlülük yanlıları feminist ve eşcinsel yaşam tarzını yüceltip beyaz Avrupa erkeğine leke sürüyorlar. Kötü insanlar bu ülkenin peşine düşecek ve bir olasılık da değil, belli bir kesinlik ölüm ve kaosun hüküm süreceğini gösteriyor. Milyonlarca kişinin karıştığı toplu ölümler. Sadece hayatınıza bir bakın. Her şey tersine döndü. Karanlığa ışık, ışığa karanlık diyorlar. Her yerden nefret akıyor. Aynen Sodom ve Gomorra'da olduğu gibi. Sanırım ne kadar genç olursan, son zamanların, kıyametin yaklaştığına inanma isteğin o kadar az oluyor. Birçok sebepten dolayı. Birincisi, önünde kocaman bir hayat var ve bunu bırakmak istemiyorsun. Bence bu düşünce genç insanların buna inanmasını gerçekten zorlaştırıyor. Olması gereken her şey oldu. Kiliseye kıyamet gelmeden önce yerine getirilmesi gereken tek bir kehanet kaldı. Bu bizim zamanımız. Yani olabilir. Olacak. Bunun olabiliri yok. Olmayacak demiyor. 6 ay içinde de olabilir. 20 sene sonra da olabilir diyor. Demek istediğim olacak. Ah, sözümü düzelteyim, olacak. Ama doğum günümden önce olmayabilir. Evet, olmayabilir. Ben hazır olduğumu biliyorum. Bu yüzden eğer şimdi gelirse gitmeye hazırım. Benim durduğum nokta bu. Kıyamete inanıyorum. Demek istediğim, her zaman bir parçası olmak istemişimdir. Ama 85 yaşında olduğum zamanlarda. Evet. Merak etme. Merhaba, evet. Çok güzel olacak. Beni korkutuyor. Kristin'in hissettiği gibi ben de biraz zamanım olmasını isterdim. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı, aile kurmayı ve çalışmayı gerçekten istiyorum. Hepsini, yani dünyayı da gezmek isterdim. Adil görünmüyor. Yani demek istediğim, büyükleriniz uzun süre yaşamış oluyor. Size anlatacak hikayeleri oluyor. Ve kendilerini daha fazla yaşayamayacakları gerçeğine kesin bir şekilde inandırmışlar. Ve sen de bu hikayeleri dinleyerek büyüyorsun. Ve sonra da kendi hikayelerin olsun istiyorsun. Sen de böyle şeyleri tecrübe etmek istiyorsun. Ve eğer işin 24'ünde biterse, o zaman yaşanacak daha çok şey kalıyor diye düşünüyorum. Corbin Koleji, Salem, Oregon. Kolejimiz sadece Hristiyanları kabul ediyor. Ben onlara İncil'e bağlı bir dünyaya bakışla yaşamalarını öğretmek istiyorum. Dünyayı Tanrı'nın gözünden görmeleri için. Şu anda ilgilendiğimiz yeni jenerasyonda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İlk önce evlenip çocuk yapmak istiyorum. İsa sonra gelebilir. Ama en azından İsa'nın geleceğine inanıyorlar. Bizlere İsa'nın dünyayı demir bir asayla yöneteceği ve düşmanlarını çömlek kırdığınız gibi kırıp geçeceği öğretildi. O günü dört gözle bekliyorum. Ama İsrail'in bu olmadan önce çok kötü şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Büyük felaket. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Matthew 24-21. Kıyametten sonra dünya gezegeni büyük bir değişimden geçecek ve büyük yaralar alacak. Büyük felaketler meydana gelecek.
Günde 3-4 tane 11 Eylül büyüklüğünde felaket yaşanacak. Ekolojik facialar, Katrinalar, süper kasırgalar. Artı depremler de var. Yeryüzüne meteor çarpma ihtimali de var. Suların 1/3 kana dönüşecek. Kıyametten 5-6 sene sonra dünyanın nüfusunun yarısı ölmüş olacak. Şimdi de savaşın ve şiddetin olduğunu sanıyoruz. Ama bu tamamıyla artacak. Deccal adında büyüyen bir figür var. Bu figür İsrail'le bir barış anlaşması, mukavelesi imzalıyor. Bu son 7 senelik süreci kaplıyor. Yani 7 sene felaketi diye tabir ettiğimiz kesin geri sayım diye bir şey var. Ve her şey dünyadaki tüm orduların İsrail'e karşı, Kudüs'e karşı, İncil'de geçen Armegiddo, Megiddo Dağı veya mahşerde birlikte durmalarıyla doruğa ulaşıyor. ...50 milyon Amerikalı'dan fazlası İncil'in insanlığın geleceğini en ince ayrıntısına kadar açıkladığına inanıyor. Bunların arasında çoğu insan İsa'nın geri gelip İsrail topraklarında kutsal bir savaşa liderlik edeceğini düşünüyor. Tanrı kelimesini kullandığınız insanlar ne düşünür? Bence beyaz bir cübbe içinde gezen, sevgi dağıtan, sevgi dolu bir Tanrı düşünürler. Sanırım Tanrı'yı bir hakim olarak görmek daha isabetli olur, değil mi? O ahlaki olarak neyin doğru, neyin iyi ve neyin kötü olduğuna karar veren adam ve en sonunda geri döndüğünde öfkesini de yanında getirecek. Tanrı'yı görmek için pek de iyi bir zaman olmayacak. İsa Mesih geri gelecek. O her an geri gelebilir. Her an hazır olmalıyız. Kıyamet beni odaklanmış halde tutuyor. Çünkü yarın yaratıcımla tanışabilirim. İnsanlar İsa'nın geri geleceğine inanıyorlar. Ama biz bunu ikinci kez yapacağını sanmıyoruz. Son bir savaş olacağını biliyoruz. İsrail'e kuzeyden, batıdan, doğudan saldıracaklar. Kuzey Kore olabilir, İran olabilir. İsa dedi ki İsrail sona erene kadar bu tehlikeyi tecrübe edecek. Tarihin sonu böyle gerçekleşecek. Mahşeri beklerken. Kanatlarda Stinger füzeleri, burunda büyük bir makineli tüfek var. Biliyor musunuz, Lora'nın şirketi itiş gücü sistemlerini üretip, kurup, dizayn ediyor. Benim çalıştığım şirket ise motorun tüm dış parçalarını üretiyor. Jet motorlarının yazılım kodları üzerinde çalışıyorum. Motorda çalışma ömrünü takip etmemiz gereken belli parçalar var. Böylece zamanı geldiğinde parçaları yeniliyoruz. Benim işim ise çok karmaşık. Matematiksel algoritmaları almak ve yazılıma kodlamak. Tanıştığımız zamanlar dine ateistik bir açıdan bakıyordum. Pekala, biraz İncil'in üzerine düşünmeliyim deyip açık fikirli olmam biraz zaman aldı. İncil'in doğruluğunu tarihsel gerçeklerle nasıl kanıtlayabiliriz? Coğrafyayla nasıl kanıtlayabiliriz? Astronomiyle nasıl kanıtlayabiliriz? Fizik ve matematikle nasıl kanıtlayabiliriz? İkimiz için de bu çok zor bir süreçti ama... Çok fazla gözyaşı döküldü. Evet.
Çok fazla duygulandık. Çünkü o mühendislik geçmişin yüzünden her şeyi sorgulardı. Hepsini onlarca kez. Ve o kadar çok sabrettim ki... Gerçekten sabrıma hayranım. Ama dürüst olayım, inandığım şeyi savunurken çok fazla şey öğrendim. İncil kehanetlerinin doğruluğuna bakmalıyız. İsa Mesih'in ilk gelişinde kesinlikle doğrulandı. İsa Mesih o zaman dilimi biter bitmez geri geldi. İsa şunu söylüyor. Benim aracılığımla olmaksızın hiçbir insan Tanrı'ya ulaşamaz. Bu kadar. Tek yol ondan geçiyor. Eşittir 173.880 güne. İşte bu yüzden 360 günlük yıllar kullanıyoruz. İncil doğru olmasaydı jet motorları yapabileceğimizi sanmazdım. İşte tüm bu zaman dilimi 490 yıl Tanrı'nın tarihle ilgili olan planının sonuyla bağlantılıdır. İncil'de tarih devam ettikçe kehaneti bulunup doğrulanan olaylar var. Tüm bu temele bakınca İncil'in diğer tahminlerinin doğru olduğuna inanmak için sebebimiz var. Bu da ikinci geliş, kıyamet ve mahşerin doğru olduğu anlamına geliyor. Tanrı'nın İsrail'e bir kontratı varmış gibi. O bu bölgeyi seçmiş ve tarihin bu bölge etrafında şekillendiğini görmek gerçekten de inanılmaz. Kehanete göre mucizevi bir takım olaylar sonucunda dünya yok olacak. Kıyamet. Tanrı ile tanışmak için bulutların içinde herkes bir araya gelecek. Tesalonians 4:17. Kıyamet Yunanca'da yerden almak anlamına gelen harpazo'dan gelir. İsa bulutlarda geri döndüğünde dünyaya kadar gitmeyecek. İnananları ve ondan olanları gelip yanına alacak. Ve işte inanılan bu. Anında yaklaşık saniyenin 64'te birinde... Bum aynen böyle. İsa'ya kurtarıcısı olarak güvenenler, ölenler, hayattakiler onunla bulutlarda buluşacak. Kongre üyesi olan birçok kişi Hristiyan. Finansal liderler, başkanlar... Her türlü etkili ve önemli makamlarda bulunan güçlü kişiler gidecek. Gidecekler. Örneğin 100 milyon insan var diyelim. Eğer bunlardan 50 milyonu birden yeryüzünden yok olsa, asansörlerden, yürüyen merdivenlerden, ofislerden... Otoyoldaki arabalardan ve uçaklardan. Dünya dehşete düşerdi. Nereye gittiler? Kim aldı onları? Beni neden almadılar? Benim için geri dönecekler mi? Sen hazır mısın? Kendi bahçemi falan sulamaya çalışıyorum. Ama otlaklar çok kuru. Bermuda'nın seneye geri gelmeyebileceğini ve sulamamız gerektiğini söylüyorlar. Onu ben de dedim. Koca bir otlağı sulamak kolay değil. Bunu giyebilir miyim? Ben pembesini alacağım. Tamam. Kıyamet bence çok 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 yakında gerçekleşecek ve... O zamana kadar bir torun sahibi olabilecek miyim acaba? Hayır, hayır. Sanmıyorum. O kadar zamanımız kaldığını hiç düşünmüyorum. Bu
Tüm dünyada yaşanılan şeyler beni sonun yaklaştığına inandırdı. Ve son olayları takip ediyorum. Olabilecekler hakkında genel bir fikrim var. Orta Doğu'da yaşanan şeyler güzel bir örnek olur. Her şey İsrail'le bağlantılı. İsrail Tanrı'nın bir nevi saati gibi. Ve ben Travis'in mezun olacağına hiç inanmıyorum. John'un araba kullanacak yaşa geleceğine de inanmıyorum. Kızlar da, yani aslında kıyametin yaklaşması benim içimi rahatlatıyor. AIDS'in toplumu yok edişini izliyoruz ve dünyanın geri kalanındaki fakirliğe bakıyoruz. Devam eden savaşlar ve günde 4000 kürtaj. Bugünlerde Hristiyanlar, Naziler elinde yaşanan Yahudi katliamı sonucunda giderek hassaslaşan bir dünya görüşüne sahip oluyorlar. Ve eskiden üstün ırkı yüceltip Yahudileri aşağılayan Naziler yerine bugün çok kültürlülük yanlıları feminist ve eşcinsel yaşam tarzını yüceltip beyaz Avrupa erkeğine leke sürüyorlar. Kötü insanlar bu ülkenin peşine düşecek ve bir olasılık, olasılık da değil, belli bir kesinlik ölüm ve kaosun hüküm süreceğini gösteriyor. Milyonlarca kişinin karıştığı toplu ölümler. Sadece hayatınıza bir bakın. Her şey tersine döndü. Karanlığa ışık, ışığa karanlık diyorlar. Her yerden nefret akıyor. Aynen Sodom ve Gomorra'da olduğu gibi. Sanırım ne kadar genç olursan son zamanların, kıyametin yaklaştığına inanma isteğin o kadar az oluyor. Birçok sebepten dolayı. Birincisi, önünde kocaman bir hayat var ve bunu bırakmak istemiyorsun. Bence bu düşünce genç insanların buna inanmasını gerçekten zorlaştırıyor. Olması gereken her şey oldu. Kiliseye kıyamet gelmeden önce yerine getirilmesi gereken tek bir kehanet kaldı. Bu bizim zamanımız. Yani olabilir. Olacak. Bunun olabilir yok. Olmayacak demiyor. 6 ay içinde de olabilir. 20 sene sonra da olabilir diyor. Demek istediğim olacak. Ah, sözümü düzelteyim, olacak. Ama doğum günümden önce olmayabilir. Evet, olmayabilir. Ben hazır olduğumu biliyorum. Bu yüzden eğer şimdi gelirse gitmeye hazırım. Benim durduğum nokta bu. Kıyamete inanıyorum. Demek istediğim, her zaman bir parçası olmak istemişimdir. Ama 85 yaşında olduğum zamanlarda. Merak etme. Merhaba, evet. Kesinlikle. Çok güzel olacak. Beni korkutuyor. Chrissy'nin hissettiği gibi ben de biraz zamanım olmasını isterdim. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı, aile kurmayı ve çalışmayı gerçekten istiyorum. Hepsini, yani dünyayı da gezmek isterdim. Adil görünmüyor. Yani demek istediğim, büyükleriniz uzun süre yaşamış oluyor. Size anlatacak hikayeleri oluyor. Ve kendilerini daha fazla yaşayamayacakları gerçeğini kesin bir şekilde inandırmışlar. Ve sen de bu hikayeleri dinleyerek büyüyorsun. Ve sonra da kendi hikayelerin olsun istiyorsun. Sen de böyle şeyleri tecrübe etmek istiyorsun. Ve eğer işin 24'ünde biterse, o zaman yaşanacak daha çok şey kalıyor diye düşünüyorum. Corbin Koleji, Salem, Oregon. Kolejimiz
Sadece Hristiyanları kabul ediyor. Ben onlara İncil'e bağlı bir dünyaya bakışla yaşamalarını öğretmek istiyorum. Dünyayı Tanrı'nın gözünden görmeleri için. Şu anda ilgilendiğimiz yeni jenerasyonda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İlk önce evlenip çocuk yapmak istiyorum. İsa sonra gelebilir. Ama en azından İsa'nın geleceğine inanıyorlar. Bizlere İsa'nın dünyayı demir bir asayla yöneteceği ve düşmanlarını çömlek kırdığınız gibi kırıp geçeceği öğretildi. O günü dört gözle bekliyorum. Ama İsrail'in bu olmadan önce çok kötü şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Büyük felaket. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış. Bundan sonra da olmayacaktır. Matthew 24:21. Kıyametten sonra dünya gezegeni büyük bir değişimden geçecek ve büyük yaralar alacak. Büyük felaketler meydana gelecek. Günde 3-4 tane 11 Eylül büyüklüğünde felaket yaşanacak. Ekolojik facialar, Katrinalar, süper kasırgalar. Artı depremler de var. Yeryüzüne meteor çarpma ihtimali de var. Suların üçte biri kana dönüşecek. Kıyametten 5-6 sene sonra dünyanın nüfusunun yarısı ölmüş olacak. Şimdi de savaşın ve şiddetin olduğunu sanıyoruz. Ama bu tamamıyla artacak. Deccal adında büyüyen bir figür var. Bu figür, İsrail'le bir barış anlaşması, mukavelesi imzalıyor. Bu son 7 senelik süreci kaplıyor. Yani 7 sene felaketi diye tabir ettiğimiz kesin geri sayım diye bir şey var. Ve her şey, dünyadaki tüm orduların İsrail'e karşı, Kudüs'e karşı, İncil'de geçen Harmegiddo, Megiddo Dağı veya mahşerde birlikte durmalarıyla doruğa ulaşıyor. Kehanet vaazlarını dinleyerek, köktenci duaları dinleyerek büyümediyseniz, mahşerin ne olduğunu anlayamazsınız. Mahşer, bu son savaş, her şeyin sona ereceği ve İsa'yı göreceğimizi, her şeyin sonuçlanacağı anlamına geliyor. Kim dünyadaki bütün acının bitmesini istemez ki? Dokuz yaşımdayken bile Tanrı'nın isteklerini karşılayamadığımın farkındaydım. Şimdi de görebiliyorum. Askerliği bıraktığım zamanı hatırlıyorum. O zaman İsa'ya bir günahkar olduğum için üzgün olduğumu ve onu utandırdığım için beni affetmesini diledim. Dışarı çıkıp kilisenin önünde yukarıdaki yıldızları izlediğimi hatırlıyorum ve kendimi temiz hissediyordum. İçeri girdiğimden daha değişik hissediyordum. Hayatla ilgili sorunlarımla yüzleşmiştim. 9 yaşımdayken bile. Christus Rey. İsa hükmeder. Tamam, Christus Impera. İsa hakimdir. Hakimdir, doğru. Anno Domini ne demek? Lordumuzun senesi. Lordumuzun senesi. Şimdi tarih İsa'nın gelişinde bölünüyor. Tüm dünyada böyle. Terrarum. Teris. Teris. Teras, teris. Bence hayatı bir Hristiyan gibi yaşamak önemli. Çünkü İsa gelecekse... Cennete gitmek istemediğimden demiyorum tabiri caizse ya da kıyamette ölmekten ama anlamlı bir hayat yaşamış olurdum. Seni şuraya alalım. Şunu biraz büyütelim. Pekala, güzel görünüyor. Burada bir kubbe vardı ve onu çıkardım. Sonra da tapınağı oraya koydum çünkü burası, ben böyle inanıyorum, böyle olacak. Bunun gibi görünecek. İsrail'e İncil'de geçen bölgeleri göstermek için gidiyorum.
kutsal topraklardan selamlar. Eğer geçmiş ve geleceği anlamak istiyorsak İsrail'i görmeliyiz. Kudüs. İsrail ve Ürdün gezisi. İsrail'e iki kez gittim. İkisinde de Wayne'leydim. Evimizden uzak hissetmedik. Evimize gelmiş gibi hissettik. Kudüs'ten çok uzakta olduğumuzu hissettik. Eğer İsrail'e gitmeyi düşünüyorsanız hemen gidin. Her şeyi yerinde görüyorsunuz. Birçok evangelist İsa döndüğünde 144 bin Yahudinin din değiştirip Hristiyan olacağına ve değiştirmeyenlerin de yok olacağına inanıyor. Bana her zaman dünyanın tüm ülkelerinde Rod Adası'ndan daha küçük bir yer olan İsrail'in hep gündemde olması ilginç gelmiştir. Bu küçük yerde hiçbir şey olmamasına rağmen her yerden daha fazla dikkat çekiyor. Bence bunun bir sebebi var. Bence Tanrı böyle istedi. 1948'in Mayıs ayında yeni bir Yahudi devleti İsrail kan gölü içinde doğdu. İsrail askerleri Arap kuvvetlerini Hayfa şehrinden kovdu. Çatışmadan doğup şiddeti kesen Yahudilerin artık kendi ülkeleri var. Benim için İsrail Tanrı'nın saatidir. Onlar bize tarihin belli bir yönü aktardığını göstermemize yardımcı oldular. Mükemmeliyete doğru. İsrail'in zaferi General Isaac Rabin komutasında geldi. 1967'de 2000 yıl aradan sonra ilk kez Kudüs üzerinde İsrail bayrağı dalgalandı. Bu Tanrı'nın isteklerini yerine getirmekte önemli bir adımdı. En önemlisiydi. Hadi yerlerimize. Tamam, hadi gidiyoruz. Emin misin? Herkes yerine geçsin. Hadi. Tamam, hadi yerlerimizi alalım. Bey. Tamam, ha. Hazır mısın? Otur hadi, otur. Hadi tamam. Gidelim. Evet, kesinlikle. Merak ediyorum. Ben de öyle. Çok heyecanlıyım. Çalıştırdın Mike. Büyük felaket başlayınca toprakların dışında birçok Yahudi olacak ama içeride de bir ulus kuracak kadar yeterli Yahudi olacak ve o insanlar Mesih'e dönecekler, İsa'ya dönecekler. Onu çağırıp gelmesini isteyecekler ve o dönecek. Bu onun ikinci gelişi olacak ve onları yok olmaktan kurtarıp kendi krallığını kuracak. Yarın Rom'un son birinci bölüme baktığımızda Tanrı'nın İsrail üzerindeki planını nasıl bildiğimizi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi kafalarımızı eğelim ve dua edelim. Babamız, yazıtlarını bu kadar kesin ve net görebildiğimiz için sana teşekkür ediyoruz. Sana Yahudiler için teşekkür ediyoruz. Sana onları seçilmiş insanlar yaptığın ve tarih boyunca onları kutsadığın için teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde yazıtlarımız var ve onların kurtuluşu için ve Mesih İsa'yı kabul etmeleri için sana dua ediyoruz. Amen. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışma, o bölgede yaşayan herkesin günlük yaşamını etkiliyor gibi görünüyor. Ama gerçekte bu çatışma çok eskilere dayanıyor. Toprağın kontrolüne. Tarihe karışmış devletler arasında İsrail'e karşı gelmiş birçok devlet var. Hititler yok oldu, Fenikeliler yok oldu, Asurlar yok oldu, Babililer yok oldu. Ama Yahudiler hala hayatta. Onlar milattan önce 2000'e, İbrahim'e kadar uzanan bir tarihe sahip antik bir medeniyet. Bunu başka kimse yapamaz. İşte tehlike burada. Tanrı diyor ki, onlar benim gözümün bebeği. Ben onları kutsadım. Onları kutsayanlar kutsanacak, onları lanetleyenlerse benim tarafımdan yargılanacak. Başkan Bush birden İsrail'le ilgili sert açıklama yapınca tutucu Hristiyanlar 100 bin evangelist için bir e-posta kampanyası organize ettiler. Bizim o dost canlısı baskımız sanırım başkanın doğru yoldan çıkmamasına yardım ediyor. Ve Beyaz Saray tutucu Hristiyanlar yakındığında onları dinliyor. Hizbullah roketleri Kuzey İsrail'i bombaladı. Birkaç kişi yaralandı. Geçen yıl İsrail'in ulus olarak varlığının
şu ana kadarki en tehlikeli döneminden geçtiğini söylemiştim. Tanrı onun sözüyle toprağımı parçalayanlara karşı düşmanlık besliyor. Tanrı bu toprakların kendisine ait olduğunu söylüyor. İncil'i okuduğunuzda bu toprak benim dediğini görüyorsunuz. Toprağınız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Levitliler 25-23. Hadi şuraya girelim. Kudüs'ün hemen kuzeyinde bir bölge var. Düz bir plato. Ve burası Kudüs'e saldırmak için kusursuz bir toplanma noktası. Megiddo'nun hemen kuzeyi. İşte bu yüzden Armageddon deniyor. Bence bu atlarla ve geleneksel silahlarla yapılacak bir savaş İsa'nın yaşadığı günlerde gerçekten olabilecek türden. Çünkü o noktada tüm modern teknoloji işe yaramaz hale geliyor. Evet, evet. Evet, bazı insanlar bu kehaneti sorguluyor çünkü böyle ordulardan ve atlardan ve benzeri şeylerden bahsediyor. Diyorlar ki böyle bir şey olamaz çünkü modern silahlarımız var. Ama ne olacağını anlayabilirsen bir kez daha ordulara dönebileceğimiz mantıklı geliyor. Evet, katılıyorum. Ayrıca İsa'dan veya başka bir şeyden gelen bir patlama bunu yapabilir ve tabii ki kanları her yere akacak. Bazı insanlar o ordunun yok oluşunun bir atom bombasıyla olacağına inanıyor. Öyle olmasına gerek yok. Aynı tanımlamaya uyuyor. Bilirsiniz Hiroşima ve Nagasaki örneklerinde. Ama bir atom bombası olamaz çünkü patlama seçici olacak. Saldıran orduyu yok edecek ama Yahudileri değil. Bu da atomik bir patlama olması tezini çürütüyor tabii ki. Evet, bu Tanrı'nın hükmüyle olur. İnsanların eliyle evet, değil. Doğru. Bunu başarmak için insan işi bir şey kullanamaz. Evet, bu daha sana çok katılıyorum. Yani ilahi bir güçlü olacak. Bir çeşit mucizevi de. Evet, böyle düşünüyorum. Bu çok çok ilginç bir şey. Üstelik bu aralar dünyada olan biten her şeyi sahneyi hazırlıyor gibi sanki. Özellikle şu anda Irak'ta olan şeyler. Irak'ın güney kısmı eskiden Babil olarak adlandırılan yer. Babil şehri son günlerinde önemli bir rol oynadı. Böylece sahne kurulmuş gibi görünüyor. Sanki her şey uygun. Mahmedir adındaki kasaba yok oldu. Görüntüler şimdi geliyor. Televizyonu açtığımda ve Irak'ta ya da İsrail'de olanları gördüğümde olaylara umarım aralarındaki mesele en kısa zamanda çözülür gözüyle bakmıyorum. Çünkü İsa'nın dönüşünden önce dünyada yaşanması gereken bazı şeyler olduğunu görebiliyorum. Çünkü bizlere söylendi. Onlar bu sıkıntıyı sonuna kadar çekecekler. Bunu biliyoruz. Paris'e gittim, Londra'ya gittim, Moskova'ya gittim, New York'a gittim, Los Angeles'a, dünyada birçok yere. Ama Kudüs hakkında bir şey var. İsa'nın geri döneceği yer burası. Greater form than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise his name. Yanınıza hiçbir ölümcül alet almayın bu küçük çakı gibi. Küçük izciler olun. Tamam mıyız? Evet. Ürdün Nehri. Hiç aklıma gelmez doğrusu. Kesinlikle değil mi? Evet. Paul, Romans 6. bölüm 1. ayette İsa'nın vaftiz sırasında bizimle olduğunu söylüyor. İsa'nın yukarı çıkması, cennete çıkması da ulusları vaftiz etmek içindir. Ki bu da vaftizin önemini gösterir. Vaftiz iyi ama önemsiz bir şey değil. İsa'ya bağlılığınızı gösteriyor. Resmi olarak, Hristiyan olarak attığımız ilk adım İsa için ne hissettiğimizi bununla belirtiyor. Efendim? Teşekkür ederim. Birkaç kez prova yapmıştım. Evet, burada iyice derinleşiyor. Dikkat edin. Burada isterseniz fotoğraf çekebilirsiniz. Çok kötü değil. Fotoğraf çekmek istiyorsanız burası çok iyi bir nokta. Yukarıda durup aşağıya çok iyi alabilirsiniz.
Pekala. İnsanların bu şeyleri yapmak için birçok yöntemi var. Sharon vaftizde İsa'nın buyruklarını takip ediyor. Şimdi de kız kardeşimi, babamız, oğlu ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum. İyi misin? Evet. Sudan çıkmış balığa döndüm. Tamam. Marissa şu anda babamız, oğlu ve kutsal ruh adına vaftiz ediyorum. Adımına dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim. Büyük felakette burası son savaşın cephesi olacak. Aslında son savaşın nerede olacağıyla ve benzeri şeylerle ilgili birçok değişik fikir var. Ama Lordumuz İsa Mesih'in inananları olarak hepsini izlemek için en iyi koltuklara sahip olacağız. Bu benim için harika bir şey. Burada olamayacağız ama izleyebileceğiz. Onları kayıp mı etmiştin? İşte buradalar. Teşekkür ederim. Son savaş gerçekleşecek. Bu bence izlemesi çok güzel bir savaş olacak. Tabii İsa'yı kurtarıcıları olarak görmeden birçok insanın ölmesinden söz etmiyorum. Ama aynı zamanda bilirsin, kehanetin yerine gelmesini görmek, Tanrı'nın işini görmek zevkli olacak. Efendimiz'i bize getirdiğin tüm nimetler için teşekkür ederiz. Bugün bize yol göstermeni ve bu toprakları ve bu şehri senin gibi anlamamız için bize yardım etmeni istiyoruz. Masada. Herod hakkında birkaç şey söyleyeyim. Herod'un buraya geldiğine dair somut bir kanıt yok. Bir sürü yer yapmış, bazıları Ürdün'ün diğer tarafında. Evet, şunu anlamalısınız. Şu anda baktığınız her yer bir zamanlar çok güzel ve dop doluydu. Yaşamak için iyi bir yerdi. Devam edelim. Burası 1. yüzyılda Yahudilerin, Romalıların boyun eğdirme denemelerine karşı direndiği son büyük kaleydi. Biz Amerikalılar olarak bunu anlayabiliyoruz. Çünkü Amerikalılar özgür, bağımsız ruhludur. Özellikle Texas gibi, bilirsiniz, Alabama'yı hatırlayın. Biz bize metrik sistemi dayatmalarına izin vermeyeceğiz. Eğer onu kullanmak istersek kullanırız, istemezsek kullanmayız. Tiberiye Gölü. Tamamız. Şimdi denizdeki birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Burada Tiberiye Gölü'nün etrafında biraz yaşamış herkes bu gölün fırtınalarından haberdardır. Ve kalabalıktan ayrılıp onu teknede yanlarına aldılar. Sonra o diğerleriyle teknedeyken büyük bir fırtına ortaya çıktı ve bu balıkçılar dalgalardan korktu. Ve İsa'ya bizi umursamıyor musun diye yakındılar. Ve rüzgar durdu. Sonra derin bir sessizlik oldu ve içleri büyük bir korkuyla doldu. Ve birbirlerine dediler ki, rüzgarı ve dalgaları bile kendine itaat ettiren bu adam da kim? O dönemde Yahudilerin hala İsa'yı anlamaya çalıştıklarını hatırlayın. Sonunda o suda yürüyünce Mark 4'te dediler ki, bu nasıl bir adam? Sonunda da dediler ki, bu nasıl bir tanrı? O rüzgarları ve fırtınaları dindirdiğinde ve suda yürüdüğünde ona ikinci kez bakmalısınız.
Nihayetinde o ölümden geri gelince ona tekrar iyice bakmalısınız. Klasik Hristiyan teolojisi, Yahudilerin İsa'yı kabul etmedikleri için evlerinden kovulup lanetlendiklerini anlatır. Fakat yeni ayette anlatılan İsa bir kolaj niteliğinde. Onun hayatından birçok mucize ve detay, özgeçmişine yazacağınız türden kulaktan dolma hikayeler. Ve eğer tarih boyunca bir İsa varsa bile, kaynaklarımız onun büyücü veya sihirbaz ve gözü kadınlarda olan bir adam olduğunu, dünyanın en iyi adamı olmadığını gösteriyor. Biz de onun geri geleceğini sanmıyoruz. Ortodoks Judaizmle içinde derinlerde umut yok, sevgi yok, gelecek yok. Nihayetinde sadece Tanrı bu insanlara kurtuluşu getirebilir. İsrail'in Hristiyan dostları, Kudüs karargahı. İsrail halkına yönelik bir sürü projemiz var ve aldığımız tepkiler umut verici. Özellikle son 2000 yıldır pek olumlu geçmeyen Hristiyan ve Yahudi tarihini göz önüne alırsak, biz Hristiyanlar bu şekilde olumlu bir etki yaratabiliriz. Aynı zamanda finansal olarak da. Bayanlar ve baylar, bu yıl ikincisi düzenlenen Washington İsrail, İsrail için Birleşmiş Hristiyanlar Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bu gece her eyaletten buraya İsrail Devleti ve Yahudi halkıyla olan dayanışmamızı göstermeye geldik. Ve şimdi kalkıp telefona gitmenize, aramanıza ve İsrail'in dostu olacağım demenize ihtiyacım var. İncil'in kehanetinin yaşandığını göreceğiz ve bakalım bin veren binlerce kişiden biri olacak mısınız? Şimdi evangelistlerin de yardımıyla altın kural dediğimiz bir tabir var. Altını olan kişi kuralları koyan kişidir. Eğer bir kişi başka bir kişinin bütçesiyle geçiniyorsa ve diğer kişi bazı şeylerin üzerinde kontrol sahibi oluyorsa, onun parasını kabul etmek çok tehlikeli bir şeydir. $5. Hey, hadi binelim. Yahudiler İsa'yı kabul ederek görevlerini tamamlayacaklarına inanıyorlar. Yahudi bakış açısından bakarsak, Yahudi kimliğinin en merkezinde Yahudilik inancının olduğunu görürüz. Ve Yahudilerin kendi inançlarından vazgeçmeleri, Yahudiliği bırakmaları anlamına gelir. İşte Yahudilere olan sevgi buradan geliyor. Sizi seviyoruz ve en temel şeylerden vazgeçmenizi istiyoruz. Tutucuların sürekli İsrail'in en iyi dostlarıymış gibi İsrail hakkında konuşmaları beni çok etkiliyor. Hatta Yahudilerin din değiştirmesini istiyorlar ve bunu yapmayan Yahudiler cehenneme gidecekler. Bu yüzden İsrail'deki insanların bu tutuculara verdikleri ilgi hakkında çok dikkatli olmaları gerekir. Tamam, merdivenlerden yukarı. İsrail'i seven tüm Hristiyanlar için ve size minnettar olan İsrailler için, dostluğunuz için teşekkür ederiz. Gayretiniz için teşekkür ederiz. Ve Tanrı'nın ruhunu bu kadar renkli ve güçlü bir şekilde tatmin ettiğiniz için teşekkür ederiz. İsrail Devleti sizi seviyor ve size teşekkür ediyor. İncil net bir şekilde Orta Doğu'nun merkezinde İsrail'in son günlerde bağımsız bir devlet olarak kendi topraklarında var olması gerektiği kehanetinde bulunuyor. Ayrıca Kudüs'ün İsrail'in bağımsız kontrolü altında bulunması gerekiyor. Daha sonra Kudüs'ün merkezinde Tapınak Tepesi'nin yenileme hazırlıkları için İsrail'e geri verilmesi gerekiyor. Bu daha olmadı ama kesinlikle olacak.
Tapınak tepesine giderken yanınıza hiçbir dua kitabı veya İncil almamanız gerekiyor. Tamam mı? Ben de geçen yaz İncil'imi burada kaptırdım. Girişte aldılar ve geri döndüğümde başka bir Hristiyan grup İncil'lerini alıp çıkmıştı. Ve kadınlardan biri bizimkiler dahil bütün İncil'leri alıp gitmişti. İncilsiz döndük. Not defteri alabilir miyiz? Bir not defteri alabilirsiniz. İçinde İncil olan avuç içi bilgisayar alabilirsiniz ya da bunun gibi şeyler. Ama Müslümanlar İncil'i sevmiyor. Birazdan tapınak tepesinde olacağız. Kudüs çok kalabalık ve karmaşıktır. Gerçekten bir labirent gibidir. Tapınak tepesine gidince labirentten çıkmış oluyorsunuz ve birden her yer açılıyor. Kocaman boşluklar. Sadece boşluk. Birden o boşluğa çıkma hissi. Ruhsal bir deneyim. Günde belki 3 kere camide ibadet ediyorum. Her cuma camide ibadet etmemiz gerekiyor. Çünkü bu Müslümanlar için kutsal bir şeydir. Burası Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece seyahatinin son noktası. Eğer buna inanmıyorsanız gerçek bir Müslüman değilsiniz demektir. Burası dünyanın başlangıcından beri kutsal bir yer oldu ve esasında burası dünyanın merkezidir. Ve biz inanıyoruz ki Kubbetü's Sahra'nın içindeki taşa İbranice'de Even Heşriya denir. Anlamı da temel taştır, yani dünyanın temel taşı. Tanrı dünyayı buradan başlayarak yarattı. Şu anda burası Arapların elinde. Tapınağı eski ihtişamına geri döndürmek, yeniden inşa etmek ve kurban etme hizmetini açmak için bu durumu değiştirmek istiyoruz. Evet, burada işler böyle yürüyor. Öyle mi? Tamam. Bu resimler Mescid-i Aksa'nın. Farklı açılardan da gösterildiğine dikkat edin. Bu da biraz ilginç. Eğer özellikle Kubbetü's Sahra için bir şey istiyorsanız. Bunu ne kadara satıyorsun? $1. $1. Onunla pazarlık edebilirsiniz. Bir tapınağın inşa edileceğine inanıyorum. Kubbetü's Sahra'nın bir şekilde icabına bakılacak. Hiçbir fikrim yok. Buralarda çok fazla deprem oluyor. Belki bu sorunu çözebilir. Belki İran'dan biri bir füze fırlatır ve yolundan çıkıp kubbeyi yıkar. Hepimiz o gün 4 gözle bekliyorduk. Sürekli Saddam'ın füzelerinden biri kubbeye kadar gelir diye umut etmiştim. Bunun nasıl kaldırılacağını bilmiyorum ama burası İncil ve Hristiyanlara ve belki Yahudilere göre de son zamanların bir parçası değil. Bu camiye burada yer yok. Buradan kaldırılmalı. Kesinlikle kaldırılmalı. Burada olması doğru değil. Son 2000 yıldır ilk kez kendi jenerasyonumuzda tapınağın yeniden inşası için hazırlıkları görüyoruz. Rahipleri eğitiyorlar, aletleri hazırlıyorlar. Sabah bir tane günlük bağış olacak, öğleden sonra bir tane, sebatta özel bağışlar olacak, tatillerde, hamursuz bayramında. Bunların hepsi yine getirilecek ve dikilecek tapınak sonsuza dek ayakta kalacak. Tapınak tepesiyle diğer ilgili sorunlardan biri de tepenin sahipliğinin gerçeğin sahipliği olarak yorumlanması. İnsanlar da gerçeği bulmak için bir yerin sahibi olmaları gerektiğini düşününce tabii olarak dini bir çatışma ortaya çıkıyor. Tapınağı yeniden kurabileceklerine inanıyorlar. Malzemelerini bile üretmeye başladılar. Tapınağın inşası için hazırlanmaya çalışıyorlar. Ama İsa'nın taş üzerine taş kalmayacak dediğini hatırlayın. Şuradaki tapınağın üzerindeki işlemelere bakın. Etrafınızdaki bu harika binalara bakın. Hiçbir binadan geriye taş kalmayacak. Binaların hepsi yok olacak. İsa şöyle demedi. Ve onlar inşaatı bitirdikten sonra isnat duvarında atınca... Wayne? Evet. Evet. Çok mu bağırdın? Tamam. Asas özür dilerim. Üzgünüm. Sessiz olacağım. Hayır, demek istediğim bu. Tamam. Yahudi tapınağı hakkında ya da tapınaktan İsa hakkında konuştuğumuzda ve bunun gibi durumlarda böyle şeyler burada
hassaslığa sahip. Bu yüzden burada bilirsiniz, tartışmalara girmek asla istemeyiz ve benzeri şeylere de. Pekala, sorun değil, teşekkür ederim. Çok sesli konuşmaya alışmışım çünkü sesimi hepinize duyurmaya çalışıyorum. Bu yüzden özür diliyorum ama her neyse, taş üzerine taş kalmayacak sözü havarilerin bahsettiği binalar için geçerli. Dışındaki istinat duvarları için değil. Irving, senden bir fotoğraf daha çekmeni isteyebilir miyim? Amerikalılar yüzlerce yıldır Orta Doğu'ya kutsal yolculuğa gider. İncil'le ilgili olmanın bir parçası oraya gidip İsa'nın yürüdüğü yerde yürümektir. Bu çok güçlü bir fikir. Bu fikri benim dinim tek gerçek din ve Tanrım tek gerçek Tanrı fikriyle birleştirip tapınak tepesine bu tavırla girmek bir tür çatışma ortamı oluşturuyor aslında. Onlar barış ortamı istemiyorlar. Aslında onlar Yahudilerin Müslümanları kovmasını, Süleyman Mabedi'ni inşa etmesini istiyorlar ki böylece çıkıp İsa geri dönsün ve baskın yapabilsin. Hadi birileri gelip uluslararası bir problem yaşamadan çabucak bir dua edelim. Tamam mı? Efendimiz, sana nezaketin için, iyiliğin için ve çektiğimiz acıları önemsediğin için teşekkür ederiz. Kendall için dua etmeye devam ediyoruz. Senin iyileştirici elin için dua ediyoruz. Doktorların dirayeti için, ailesi için. Bazı şeyler baş vermeye başladı. İnsanlar A bombasını nereye nasıl koyarsak, etkisi geri tepip, deprem yaratıp, bölgeyi dümdüz eder diye araştırma yapıyor. Orada sadece sembolik bir hareket bile şiddetin fitilini ateşleyebilir. Özellikle İslam dünyası ve Batı arasındaki ilişkiler bu kadar gerginken. Bazı genç göstericiler İsrail güvenlik güçlerine taş atmaya başladılar. İsrailliler ses bombaları ve biber gazıyla cevap verdiler. Ve kargaşa İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı tamamen kontrol altına almasıyla sonuçlandı. İran ve Şiiler bence o Teksaslı evanceliklerden daha tehlikeli. Ama birlikte çok daha yıkıcı bir hale geliyorlar. Büyük felaket sırasında Kudüs, uluslara korku salan bir yer haline gelecek. Yahudiler için dehşet verici bir zaman olacak. Çünkü insanlığın büyük darbeyi yediği yer İsrail olacak. Yazıtlar, İsrail'in Arap komşularıyla 7 yıllık bir barış anlaşması imzalamaya zorlanacak ve sahte Mesih ya da Deccal bu anlaşmaya aracı olup o zamana kadar inşa ettirdiği tapınağa gidip kendini Tanrı ilan edeceğini söylüyor. Sonra da Yahudiler onun gerçek Mesih olmadığını anlayacak ve işler gerçekten kötüleşecek. Birçok Hristiyanın da anlayacağı gibi bu da mahşere yol açacak. Ne zaman Tanrı bilir. Sadece Tanrı bilir. Ama bence Batı'yla İslam'ın karşı karşıya geleceği bir yere doğru ilerliyoruz. Bu kesin. Dürüst olalım. İslam'ın amacı sadece Orta Doğu değil, bütün dünya. İslam, dünya hakimiyetini isteyen bir din. Onların dini görüşleri altında bir görevleri var ve bu Allah için tüm dünyayı fethetmek. Bu yüzden onlar İsrail ve Yahudiler İslam'a boyun eğmedikçe mutlu olamayacaklardır. Ben böyle düşünüyorum.
1970'te kötüler Çin ya da Komünist bloğu Rusya'ydı ama tabii ki Rusya'nın düşüşü ve Soğuk Savaş'la beraber etiketleyici Hristiyan karşıtı başka kötüler aradılar ve bu sefer korkutucu İslam dünyasını buldular. Buldukları düşman artık İslam dünyasıydı. Daniel veya Revelation gibi kıyametle ilgili kitaplar asla güçlü konumlardaki kişiler tarafından dini yazıt olarak yorumlanmamalıydı. Bu şekilde tehlike yükseliyor. İşte bu şekilde kitap bir tür şiddet ve yıkımın kendi kendini gerçekleştiren kehanet haline geliyor. Amerikalı Hristiyanlar benim kıyamet dış politikası diyeceğim bir düşünceye sahip ve eğer Kongre binasında veya Beyaz Saray'da sesi çıkan insanlar herhangi bir barış planının Deccal'in bir kurmacası olduğunu düşünürlerse bu savaş ortamının önüne geçer ve ancak bu şekilde olabilir. Megiddo Dağı. Mahşerin gerçekten açıklaması olan tek yer bu vahiydi. Size paragrafı okuyayım, yerinde de durduğumuza göre. Bakın, hırsız gibi geliyorum diyor İsa. Ve onlar burada bir araya geldiler. Burada dediği yer İbranice'de Armageddon oluyor. Bundan tek bahsettiği yer burası. Mesela yıllar önce ben bir polis memuruydum. 4 yıl boyunca şerif yardımcısıydım. Bir sürü baskına gittim. Çalışırken eğlenirdik, bilirsiniz, baskın yaparken. Ama öncesinde bir grup olarak belki 15 farklı polis arabası kadar bir yerde buluşurduk. Orada silahlarımızı, üzerimizdeki her şeyi kontrol ederdik. Arama iznimizin tamam olup olmadığına bakardık. Sonra ayrılıp baskına giderdik. Sanırım burası, evet işte. Bence burası orduların buluşup hazırlandığı, her şeyi planladığı toplanma yeri. Sonra da güneye gidecekler, yani Kudüs'e. Ve bence savaş orada olacak. Burada Megiddo Dağı'nda olmayacak. Sonrasında olacakları biliyoruz. Keşke kuzeyde kalsaydık diyecekler. Mahşer. Etleri ayakta dururken çürüyecek ve gözleri yuvalarındayken çürüyecek. Zekeriya 14:12. İsa yanında bir kılıçla ve dünyanın nihai yargıcı olarak geri gelecek. Onun arkasında bence ellerimize kılıçlarla duracağız. Biz onun ordusu olacağız. Ve bu savaşta oluk oluk kan dökülecek. İnsanlığın daha önce tanık olmadığı bir şey olacak. Gerçekten inanılmaz bir şey olacak. Şu ana kadar yaşanmış tüm savaşları birleştirin. Iwo Jima'yı, Hiroşima'yı düşünün. Dünyanın her yerinde aynı anda yaşanan bir Gettysburg Savaşı'nı düşünün. Sadece kargaşayı ve katliamı, nefreti ve dehşet verici çığlıkları düşünün. Sonrasında Tanrı gelip yeniden içinde kötülük olmayan kendi krallığını kuracak. Günaydın. Merhaba beyler. Nasılsınız? Harika. David, nasılsın kardeşim? Günaydın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu küçük kiliseyi, ki kilise olduğunun farkında değildik, 1982'de sadece 4 çiftle, 8 kişiyle evimizde buluşup başlattık. İncil, İsrail'in kıyamet zamanlarında ağır bir taş olacağını söylüyor ve o taşı kaldırmaya çalışan herkesin canı yanacak.
din ve devlet işlerinin ayrılması bir mittir. Biz insanlarımızı oy vermeleri için ikna ediyoruz. Bazen oy vermeleri için onları kayıt bile ettiriyoruz. Tutucu Hristiyanlar bu ülkenin dünyayı Hristiyanlaştırmakla sorumlu olduğunu düşünüyor. Bu yüzden ilk önce Amerika'dan başlamalılar. Umutlarınızı buna dayandırın. Geleceğinizi bunun üstüne kurun. Çocuklarınız bunun üstünde büyüsün. İşler kötüye gidiyor. Haçların yasaklanması. İsa bizim jenerasyonumuzda geri gelecek. Kudüs İsrail'indir. CBN Haber Kudüs'te. ABC, CBC ve NBC'nin toplamından daha fazla güçlüler. Her hafta dünyanın her yerinden 200 milyon insana ulaşıyorlar. Sadece Amerika'da 77 dilde 40 bin radyo istasyonları var. Bu vaazı bitiremeden hepimiz bu binadan yukarı alınabiliriz. Onun oğlunun gelişine o kadar yakınız. Hiçbir yere gitmiyorlar. Başkent Washington ve diğer eyaletlerdeki idare, yasama ve hukuki organlara sağlam bir şekilde yapışmışlar. Okul yönetimlerinde de varlar. Her yerdeler. Arkada kalan oyun. Ve Mesihlerin öngördüğü gibi Tanrı insanlarını geri almak için gelecek. Kimse gününü veya saatini bilmiyor. Hiçbir uyarı almadan bütün bebekler, çocuklar ve bir sürü insan ortadan kaybolacak. Korku ve karmaşa dünyayı yönetecek. Arkada kalanlar için kıyamet başlayacak. Arkada kalan romanları iyi olan tüm Hristiyanlar göğe yükseldikten sonra başlıyor. Peki diğerlerine ne oluyor? İki seçenek var. Ya bizim Hristiyanlığımıza dönersiniz ya da Deccal'in yardakçıları tarafından avlanırsınız. Yani ya din değiştirirsiniz ya da ölürsünüz. Tanrı'ya şükürler olsun. Mahşer teolojisi, göğe yükselme teolojisi, şiddet ve savaşı olan bu ilginin kültürümüze bağımlı edici bir etkisi var. Sanırım bunu arkada kalan romanlarında görebiliriz. Her birinin bir önceki romandan daha görsel ve daha şiddetli olması buna örnek. Ve bunlar çok satıyor. 7 dost kaldı. Bu acı ve diğerlerinin ölümünü görmekle ilgili bir tür röntgenci bir istek. Ve ben kurtulacağım ama komşum başaramayacak psikolojisi gibi bir şey. Kalbini ve hayatını İsa'ya adadığında, İsa'yı kurtarıcın olarak kabul ettiğinde bu senin kalbini değiştiriyor, hayatını değiştiriyor. Hayatımdaki en önemli şey İsa Mesih. Amerika'daki Hristiyanlar her zaman politik alanlarda aktif olmuşlardır ama Jimmy Carter yeniden doğduğunu söyleyen ilk başkandı. Evanjelikler tamamen bayram havasına girdiler. Tanrı'yı savunan, İsa'yı savunan biri gelmişti. Sonra garip bir şey oldu. Birçok sağcı politika danışmanı bunu gördü ve eğer demokratlar bu insanları çekebiliyorsa biz de çekebiliriz ve daha iyi bir iş çıkarırız dediler. Tanrı'nın dünyayı Hristiyanlaştırmak amacıyla yarattığı ülke bu ülkedir. Daha sonra da bu fikri ahlaki çoğunluğa uydurdular. Ahlaki çoğunluk 47 eyalette etkin. Liderler yeniden doğan 2 milyon Hristiyan'ı oy için kaydettiklerini iddia ediyorlar. Seçime kadar da 3 milyon kişiye daha ulaşmayı umuyorlar. Ahlaki çoğunluk Cumhuriyetçi platformu da etkiledi. Bu tutucu papazların cemaatlerine Ronald Reagan'a oy verdirmelerine yol açacak. Bay Başkan, biraz mahşerden bahsetmek istiyorum. Daha önce hepimizin İncil'de yazan bir tür mahşere doğru gittiğine inandığınızı söylemişsiniz. Pentagon'unuz ve Savunma Bakanlığınızın nükleer savaş durumunda savaşıp galip çıkma planları var. Belki de bir tür nükleer mahşere doğru gittiğimizi hissediyor musunuz? Yıllarca süre gelen kehanetler mahşerin gelişine neyin delalet edeceğini söyleyen İncil'deki kehanetler ve son 10 yıldan daha uzun süredir ortaya çıkan pek çok din bilimci bunun doğru olduğuna inandı. Bu kehanetlerin doğru olduğuna inandılar. Ama hiç kimse mahşerin 1000 yıl sonra mı, yarın mı gerçekleşeceğini tam olarak bilmiyor. Ve bunu bilmelerine imkan yok.
Felaket öncesinde İsa kilisesi için gelecek gelin için onun gelini felaket sürecinden hemen önce. Evet, o zaman gelecek. Ve radyo programı, televizyon programı olan, kitap yazan ve bunun gibi bir sürü şeyle uğraşanlar eminim milyonlara ulaşıyor. Almanya'nın soykırımı gerçek bir özetti. Yakın bir zamanda oldu ve bu kehanetin nasıl kolayca gerçekleşebileceğini gördük. Birkaç sayfa sonra başka bir kehanet daha var. Deuteronomi 30. bölüm. Kıyamet zamanlarının sinyalleri. Bu İncil kehanetlerini öğretmek için mükemmel bir araç. İşte burada şeytanın gelişi var. Burada Deccal var. Hepsi çok anlaşılır biçimde yapılmış. Tabii ki bu geleceğin tarihi. Çünkü geleceği sadece tarih bilir. Kusursuz bir şekilde. Göğe yükseliş, gerçek kilise. Bizim bildiklerimiz bu kadar. Kudüs, mahşer savaşı. Bu kitap diriliş ve göğe yükseliş sırasında Tanrı'nın sesiyle dünyanın nasıl titreyeceği üzerine yoğunlaşacak. Bu geleneksel kehanet modellerinin fazla ilgilenmediği bir şey. Özellikle küresel felaket ve Irak'taki savaş bayağı rahatsız edici ve birbirine benzeyen nitelikler taşıyor. Gerçi bu Hristiyanlar için iyi bir şey. Ama kehanetin işaretleri hamile bir kadının doğum yapmadan önceki sancıları gibi artıyor. Zaman geçtikçe daha fazla oluyorlar. Tanrı geleceği biliyor mu? Açık teizm ve tahmini kehanetler. Sıradaki konuşmacımız Wayne House. Wayne'le uzun süre önce tanıştım ve en az 30 kitap yazdı kendisi. Öyle değil mi Wayne? 34. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Robbie ile ve onun cemaatiyle beraber yaptığım bir geziyi. Eğer fark ettiyseniz o büyük altın şeyi ortadan kaldırdık. Evet. Evet, harikaydı. Evet. Çok iyiydi, tebrik ederim. O altın şeyin fotoğrafta olmasından bahsediyorduk. Ben de dedim ki bizi o şeyden kurtarabilecek bir programım var. Sonra Photoshop'la onu kaldırıp yerine tapınağa koyduk. Yani... Kim bu Tanrı? Tanrı, 11 Eylül'den önce aslında bu olayın terörizmi öne çıkaracağını biliyor muydu? Uçakların binalara çarpmasına izin mi verdi? Ve sonra başka bir şey yapmış olması gerektiğini fark etti mi? Bir dahaki sefere daha iyisini yapabilirdi. İncil bizlere yenilme yetisi olmayan bir Tanrı'yı tanıtıyor. Neden bir şeylerin olacağını biliyor çünkü bunun başındaki o. Ben son 15-20 yıldır İncil hakkında temelde daha akılcı fikir yürütmekten ziyade gizemciliğe kayan bir kültürümüz olduğuna inanıyorum. Ve bu gizemcilik postmodernizmdir. Bu İncil'i yorumlayan insanların giderek sayılarının azalmasına yol açmıştır. Böyle bir sonuç doğurmuştur. Postmodernizm nedir? Tüm dünyanın yürekleri ve zihinleri için yarışan bir dünya görüşüdür. Postmodernistler ateizmle dinlerini askıya alır. Her şeyi herkes bulabilir. Ama öyle mi? Söylediğim her şeye, eğer Derrida bugün burada olsaydı katılır ve derdi ki, veya ne? Onun ünlü sözünü bilen var mı? Ya da tam tersi? Buradan hareketle postmodern edebi eleştirisi, kelimelerin irini, nesnel dünyayı tanımlayamayacağını söylüyor. Vay canına. Bu biraz ağır. Bir seviyede anlaşabiliriz ki, tren geliyor sözü, değişik insanlarda değişik anlamlara gelebilir. Ama insanlar raylardan çekilmeyi başaramazsa bunun ölümcül olabileceği konusunda tartışırız. Aptallıktan söz ederiz. 1973'te geçen bir davada ortaya çıkan kanuna uygulanan yapı çözümün sonuçlarına bakın. Anayasa Mahkemesi yargıçları anayasaya yorumu açık olan canlı bir doküman olarak bakmayı seçmişlerdir. O yorumun bir sonucu 1973'ten beri 40 milyon doğmamış bebeğin kendi annelerinin isteğiyle canlarına kıyılmış olması. Postmodernistler bir şeyde haklı.
yorum yapmak gerçekten oldukça önemlidir. Confucius demiş ki, kelimeler anlamlarını yitirdiğinde insanlar özgürlüklerini kaybeder. Ama gerçekte bu çok daha kötü. Kelimeler anlamlarını yitirdiğinde sadece özgürlüklerini değil, hayatlarını da kaybediyorlar. Amerika çoktan 3. Dünya Savaşı'na girdi. Ama bizim haberimiz yok. Amerika ve Batı medeniyetlerinin hayatta kalması için yapılan savaş başladı. Neden 11 Eylül'de bize saldırıldı? Bu insanların sürekli sorduğu bir soru. Bizden İsrail'e olan desteğimiz yüzünden nefret etmiyorlar. Buna sadece New York Times'a inanacak kadar aptal olan biri inanır. Bizden nefret ediyorlar çünkü bu dinlerinin verdiği bir görev. Bizden nefret ediyorlar çünkü radikal İslam bir ölüm doktrini. Bu onların tutkusu, umudu, hırsı, bu en büyük onurları. Hristiyanları ve Yahudileri öldürürken şehit olmak. Faşist İslamcılar Yahudilere domuz ve maymun diyor. Hristiyanlar için Allah'ın gazabına maruz kalacak diyorlar. Din değiştirmezlerse hepsi ölmeli. Eğer bunlarla mantıklı olarak anlaşabileceğinizi sanıyorsanız net bir şekilde yanılıyorsunuz. Şimdi Amerika onların açlığını gidermek için İsrail'i zorluyor. Onlara Yahudi'yi verin, onlara Samarya'yı verin, onlara Kudüs'ün bir kısmını verin. Ben diyorum ki asla, asla, asla. Çünkü Tanrı'nın bütünlüğü İsrail'ledir. Ve Kudüs her zaman sonsuza dek onun kalacaktır. Dünyanın zaten savaşta olduğu gerçeğine dönelim. Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail'in saldırıya uğradığını düşünün. İspanya, radikal İslam'la savaş halinde. Fransa, radikal İslam'la savaş halinde. Geçtiğimiz baharda bütün dünya küresel televizyon kanallarında radikal İslamcı gençlerin her gece, her saat Yahudilere ölüm, Yahudilere ölüm diye bağırıp Paris'i yakışını izledi. Pakistan, Afganistan, Yemen, Kuveyt, Filipinler, Mısır, Türkiye, Bangladeş ve Tayland'daki İslamcıların saldırılarına bakarsanız savaşın başladığını görürsünüz. Ve şu anda da Amerika'nın büyük şehirlerinde yer altında dışarıdan emir bekliyorlar. Amerika'yı işgal etmek istiyorlar. Batı medeniyetini parçalamak istiyorlar. Faşist İslam ve özgürlük arasında bir savaş var. Ölümün kültürü ve hayatı, özgürlüğü, mutluluğu sevenler arasında bir savaş var. Bu bizim kazanmamız gereken bir savaş. İncil diyor ki, sizler bayanlar ve baylar, bu dünyanın ışığısınız. Tanrı hepinizi kutsasın ki ülkemizde ruhsal bir uyanış başlasın. İsa bize bir cevap olarak belirsin. Çünkü bizi kurtarabilecek ondan başka biri bize haber edilmedi. Kehanet nöbeti. I see prophecies fulfilled every day, and the signs of the times, they're appearing everywhere. Geçtiğimiz yaz Papaz John Hagee, Amerika olarak İran'ı vurmamız gerektiğini savundu. Amerikan dış politikasını İncil'e dayandırmak, jeopolitik olarak gerçekten çok tehlikeli. Tanrı'nın işini yapması için 3. Dünya Savaşı'na ihtiyacı yok. Evangelistler için kitaplar yazdım. Evangelist kilisesinde papazlık yaptım. Ben bir evangelistim. Ama birçok evangelist dostumun kendini aşırı tutuculuğa kaptırmış olan liderler tarafından ihanete uğradıklarını görüyorum.
Git John'a kavanoz açacağının nerede olduğunu sor. Dikkat et. Biliyorum, bana parmağımı kestirecek. John, sandalyeni Ashley'e doğru çevir. Pekala, evet. Şimdi sana gelecek. Biraz gelebilir misin? Şunu çek. Tamam. İşte oldu. Güzel. Evet. İncil öyle söylüyor. Küçükler güvende. Onlar zayıf ama o güçlü. Vahiy. Milenyum. Hepsi dirilip Mesih ile birlikte 1000 yıl egemenlik sürdüler. Vahiy 24. Öncelikle İsa gezegeni büyük bir felaket sırasında tahrip edecek. Gezegeni yok edecek ama sonra da milenyum için temizleyecek. İsa'nın 1000 yıllık egemenliği. Çevre Koruma Ajansı'na bile gerek kalmayacak. O gelişmiş bir çevre yaratacak. Gerçek üstü, doğa üstü bir çevre. Şu anki cennetler ve dünya tamamen yok olacak ve yeni cennetler ve dünya yaratılacak. Yeni bir Kudüs'le geleceği olan tek şehir. Yahudi halkı bütün olarak büyük felaket sürecini açtıktan sonra bence grup olarak, tüm bir ulus olarak İsa'yı Mesih olarak kabul edecek. Bütün dünya ilk haline dönecekmiş gibi olacak. Kötülük olmayacak, böylece günah da olmayacak, ölüm olmayacak. Doğayı yepyeni haliyle görebiliriz. Belki şelaleler olmaz, kim bilir. Aslan kuzuyla oturacak ve onu yemeyecek. Çocuklar yılanlarla oynayacak. İsa 1000 yıl hüküm süreceği krallığını kurduğu zaman onun hükümetinde bir bakan olmak isterdim. Bir kasabada köpek yakalayıcısı da olabilirim. Yani tarım bakanı da olabilirim. Bunları 4 gözle bekliyorum. Kilisenin göğe yükselişi hakkında heyecanlanıyorum. Keşke işler kötüye gitmeden olsa bu. Irak'ta olan şeyleri görünce gerçekten üzülüyoruz. Orta Doğu'da bütün bu trajediler yaşanırken aynı zamanda tarihin kontrolden çıkmaması da iyi geliyor. Tarih Tanrı'nın kontrolünde ve sonu da çok güzel olacak.